Bir daha sorun. Şimdi sorun zannediyorum sen yaşıyorsun, öyle mi? Yaşadığın sorunu kısaca bize bir özetle bakayım. Ne yaşıyorsun? Mesela işlerim sürekli ters gidiyor. İbadet etmekte zorlanıyorum. Namaz kılmakta zorlanıyorsun. İşlerim ters gidiyor derken ev hanım mısın, çalışıyor musun? Ev hanımıyım. Ne oluyor evde? Evde değil de mesela en ufak bir şey yapacak olsam, bir yere gidecek olsam sürekli engelleniyor, bir şey oluyor. Doktora gidecek olsam bir şeyler çıkıyor, araba bozuluyor. Yani sürekli terslikler hiç peşini bırakmıyor. İki bu. İbadette zorlanıyorsun dedik. Sonra sabahları sürekli yorgun uyanıyorum. Gece uyumakta zorlanıyorum. Sabahları sürekli halsiz uyanıyorsun ve gece uyumakta zorlanıyorsun. Kaçta uyuyorsun mesela gece? 11.30'dan sonra. 11.30 gibi. Kaçta yatağa yatıyorsun? 11.30'da yatıyorum. Mesela uyumam bayağı şey yapıyor. Ne kadar oluyor? Sonra uyuyamıyorum, bilmiyorum. Uyumakta zorlanıyorsun. Yorgun kalkıyorsun. 4. Başka? Rüyalarımda sürekli başka erkeklerle birlikte oluyorum. Rüyalarında başka erkeklerle birlikte olurken büyüyorsun. Başka? Sürekli sinirliyim. En ufak bir şeyde karşımdakine bazen saldırıyorum, vuruyorum. İşte ne bileyim. Yani çok aşırı sinir ve ediyorum. Öfke patlamaları oluşuyor. Başka? Mesela hiçbir şeyden mutlu olamıyorum. Hep şeyim böyle kısalıyor. Hayatta hiçbir şeyden lezzet alamıyorsun. Memnun olmuyorum. Memnuniyet yok. Başka? Başka? Bu kadar da yeterli zaten. Geriye daha ne kaldı? Çok öfkeli. Yani. Ufacık bir şeye çok bir aşırı tepki veriyor yani. Seni anladım. Sen eşini anlat. Eşim öfkeli, çok öfkeli yani. Hemen ufak şeye hemen sinirleniyor. Çok karşı geliyor sana. Çok karşı geliyor. Söz dinlemiyor. Asi oluyor. Ve söz dolayısıyla seni derken, sinirlendiriyor. Yani yapma dediklerimi yapıyor bazen işte. Öfkelendiriyor. Öfkelendiriyor. Çok sevmem. Çok sinirleniyor. Hemen birden patlar gidiyor. Sen alttan almakla yürütüyorsun evliliği. Evet, yani ben alttan. Sen alttan almasan evlilik yani bitme noktasında defalarca gelmiştir. Olabilir belki. Tabii ki. Alttan alıyorum ben. Peki. Sende bir problem var mı? Ben de çok ibadet yaparken çok zorlanıyorum. Hatta bazen de yapmıyor diyebilirim. Açılmak yapıyorum. Yani. Namazı kılmakta yani bu zorlanma nasıl bir şey? Bunu bir tarif eder misin? Yani zorlanma bilmiyorum yani derken ahmi şey yapmıyor yani. Namaz kılıp kalkıp şey yapmıyor. Yani son istek yok. Vaktine kadar bekliyor. Yani istek yok. Son ana yani kadar bekleyip ancak kılabiliyorsun. Evet. Böyle bir durum yaşıyorsun. Benim işler de mesela şey olarak. Ne iş yapıyorsun? Ben mobilyacıyım, çalışıyorum. Burada mı oturuyorsunuz? Yok, Kayseri'de. Kayseri'de. Evet. İşlerde bozukluk ve terslik var mı? İşlerde zaten ben İlyan da çalışıyorum. Yani şey olarak, maddi olarak. Maaşı çalıştığı için maaş, sen hiç bağlamıyor. Bağlıyor ama şey olarak, aile şey olarak işimiz rast gitmiyor yani. Yani paranın bereketi bir yok. Bereketsizlik var. Paranın da bir bereketi yok. Evet. Çok ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Evet. Yani belki düzensiz ve kontrolsüz harcamalarla bence bu oluyor gibi geliyor. Yok, aslında öyle de pek yapmıyoruz da. Bilmiyorum, bereketsizlik oluyor bir şeyde yani. Yorgun akma bende de var. Çok halsizlik mesela ben çok ağır yapıyorum. Çok yorgun kalırım. Ben şeyi unuttum da. Biz evlendiğimizde bende vajinismus gibi bir şey vardı. Ondan sonra ben bir hocayı aradım. O da bana şey dedi, sana dedi bir akraban büyü yapmış, ondan olmuş dedi. Bana muska gönderdi, eşime de gönderdi. Birlikte taktık. Hala da takıyoruz şimdi. Evet, ya düzelsin de diye ama çok da bir şey olmadı yani. Birlikte olamadınız o zaman. Hı-hı. İlk zamanlar tabii ki. Ne kadar birlikte olamadınız? Dört ay falan. Üç ay falan olmuştur. Üç ay. Evet. Biz senden başlayalım bu aileden. Kaç kardeşsiniz siz? Ben de üçte dört. Kaçıncı büyüksün? En büyükleri ben. Senden önceden kardeşim var mı? Benden sonra ölmüş. Benden sonra bir tane. Kaç yaşında ölmüş? Doğdu da öyle olmuş. Erkekmiş o. Evet, doğmuş. Sen kaç çocuksun? Ben son üç çocuğum, dördüncü. Senden önce ölen yok herhalde. Şöyle bir dön sırtın hocam Murtin'i. Bir dişi ayaklarını, serbest dur. Telefonunu ver eşine.
Çekimi hissettin mi? Biraz. Serbest bekle. Evet. Vücudunda bir akım var. Burada da var. Burada daha net var. Tutma kendini. Serbest bırak Murat. Tutuyorsun değil mi? Tutmazsan düşeceğim mi? Evet, tutmazsan düşeceğim. Okey. Sen otur, sen gel bakayım bana size. Oturdum. İçişleri ayaklarını. Böyle. Sen de hissettin çekilmeyi. Yok, hissetmedim. Serbest dur. Sen hissetmedin de. Dışarıdan görenler. Evet. Hissediyor da nedense o hissetmiyor. Ben de hissediyorum. Tutma kendini. Kendini tutuyorsun sen. Serbest ve relax bırak. Tutmasan düşeceğim. Düşüneceğim de acaba psikolojik mi? Böyle geriye gidiyorum. Anlamadım ki. Tamam, psikolojik mi acaba? Test edelim bakalım. Normaldir. Şimdi gitmiyor, değil mi? Bilmiyorum, anlamadım ki. Şimdi çekmedi de gitmedi mesela, değil mi? Çeker gibi yaptım ama gitmedi. Şimdi ikinizde de sıkıntı var. Şöyle bir bakalım ya. Biraz daha net hissetti sanki, değil mi? Serbest türden. Evet. Otur. Gömleği çıkar görelim. Muayene edelim. Evet, bir akım var vücutta. Bize boşa gelmemişsiniz. İnşallah çözebilirsek, Rabbim nasip ederse. İnşallah. Güzel bir şey. Şöyle bir uzan bakalım seni. Şöyle alalım. Şöyle yatın. Yüz üstü yat. Ellerini şöyle koyacağım. Böyle dur. Kafanı aşağıya çekin. Şöyle dur. Bunu açalım diye. Serbest dur ama sıkma. Evet, burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı var. Serbest dur. Serbest dur. Burada bir. Devam et. Serbest dur. Serbest dur dostum. Serbest dur. Burada bir ağrı yok. Ağrı yok. Burada bir. Babayla çok tartışmalar yaşamışsın, doğru mu? Kimle de? Babanla. He, babamla yaşardım. Çok tartışma yaşamışsın. Evet. Annene de yaşamışsın ama o kadar değil. Yok, annemle de o kadar değil. Dur böyle. Şurada bir ağrı var mı? Yok. Yok, burada yok. Şöyle. Orada var. Şöyle. Orada. Şurada. Orada pek yok. Şurada. Serbest dur. Şurada kendine. Şurada. Az var ya. Şurada daha çok var. Şurası. Orada çok. Şimdi var. Babam benim vefat etti de. Bilmiyorum. Şurası sanki... Evet. Bütün canım burada. Sert bastırmıyorum. Şurası
bize büyü yaptılar diyerek iftira etmeye maruz kal, iftira etmeniz nedeniyle buradaki bu enerji. Sende de aynı yerde vardır. Hocaya gittiğinizde üzerinizdeki büyüye yormuşsunuz. Daha doğrusu hoca sizi tuzağa düşürmüş, sana büyü yapmışlar diye iftiradan şu bölgene bir tane enerji girmiş. Yukarıya doğru gidiyor. Serbest dur. Şurada bir yanma hissediyormuşsun. Kalk. Muskayı ver bana. Muskayı çıkarabilirsiniz. Muskaları alalım. Koleksiyonumuza asalım onları. Size onları size taşımaktan kurtaralım inşallah. Ama benimki şöyle içinden de makas varsa. Makasımız. Bir stop yap onu hocam. Şunları göstereyim hocam. Stop yap. Çok kötü var demektir. Ana babaya el kaldıranlarda mürüvvet sıkıntılı olur. Çünkü ana babanın rızası alamayan evladının mürüvvetini göremez diyor. Sen babanla bayağı bir atışmışsın, harbide yaşamışsın. O arada vücuduna giren bir tane var. Sen ilk çocuksun zannediyorum. Baban kaç yaşındayken öldü? 47. Erken yaşta kalp krizi mi? Yok. Neydi? Cinayet yani. Bir şey yaptı. Cinayete mi kurban? Evet. Öldürdüler. Yani. Sebep ne? Sebep? Eskiden bir yanımda hırsız girdi de. Evet. Hırsız girince babam ondan beri yani hırsız girince ondan bir şey yaptı yani. Ne yaptı? Yani düşman oldu. Nasıl onun... düşman oldu? Babam onu ilk gördüğü yerde şey yapıyordu, dövüyordu falan bir şeyler yapıyordu. Hırsız girdi ya bizim eve. Evet. Babam onu hazmedemedi. Devamlı adamdan şey yaptı yani. Atıştı, dövüştü, şey yaptı. En sonunda o hırsız mı öldürdü onu? Yok, onun oğlu. O hırsız oldu, babanı vurdu ve öldürdü. He. İşte babam tehdit ediyor diye falan şey yapmış. Babası işte, babası söylemiş oğlunu ve tehdit ediyor öyle. Tabi bilmiyorum, görmedim de. Hmm. Tartışmışlar o anda. Sonra cinayet. Evet. Kaç yıl oldu dedi? 2013. Daha yeni 2 yıl oldu. Evet, yaşıyor. Evet. Bir kan davası, kan davası falan olmuştu mu? Yok, gerçekten hiçbir şey olmuştu. Anladım. Hapse gitti yani bura. O anda toprağa gitti. Enteresan. Diğer kardeşlerinde sıkıntılar var mı? Diğer kardeşlerimde sıkıntılar var. Bir kardeşim var, çok asabi. Yani sinirli biri. Hı hı. Onun küçüğü var, normal. Yani bir sıkıntısı yok. Benim bir küçüğüm var, o da evli. O da eşiyle bir huzursuz yani, bir şey yapamadı. Hı hı. Eşiyle bir sıkıntılar var. Ama boşanmadılar da eşiyle bir sıkıntılar var. Baba soyunda babanın kendi kardeşleri arasında böyle bir miras kalması herhangi bir şey var mı? Babam miras kavgası gibi yok. Kardeşlerinin falan arası bozuk muydu? Küslük falan var mıydı? Kardeşlerinin arası bozuk muydu? Bozuk değildi. Sıcak da değildi ama. Neden sıcak değildi? Neden sıcak değildi? Amcama zaten bir tane amcam vardı. Onunla pek arası iyi değildi. Ya arası iyi değildir ki hep samimi değillerdi. Abi kardeş gibi değillerdi. Ama gider gelirlerdi tabii birbirlerine, otururlardı. Ama abi kardeş gibi bir şey değildi yani. Senin kardeşlerinle aran nasıl? Kardeşlerimle aram nasıl? İyi kardeşlerimle. Bir problem yaşamıyorsun. Yani benim bir küçüğüm var işte bacımla. Ona pek samimi değil yani. Ama diğer kardeşlerimle de normal. Normal diyorsun. Evet. Peki küçük yaştan beri, mesela kendini bildim bileli, 15-16 yaşından beri böyle bir ruhsal sıkıntı, hayattan böyle bir keyif falan olmalı. Hayattan keyif falan olmalı şeyim, ya şey maddi yönden pek normal değildi yani maddi olarak da, kötü de değildi yani maddi olarak durumumuz. Evet. Babam ilgilenmezdi yani bizimle, nasıl ilgilenmezdi, severdi ama babam belli etmezdi. Ama ne yapıyorsun oğlum, nasılsın, derslerin nasılsın, şöyle böyle hiç sormazdı babam. Ama severdi babam beni. Çocuğum olanı severdi. Bizimle pek konuşmazdı babam yani. Ya benimle konuşmazdı daha doğrusu. Hiç hayatında alakadadın mı? Hayatımda alakadadın mı?
hatırlamıyorum. Vada desem de şey yapamıyorum. Annende var mı adık adam alışkanlığı? Yok. Yok. Baban da şahit oldu mu? Yok. Babanla dede sağ mı? Nasıl? Babaanne ve dede sağ mı? Babaannem sağ da, dedem vefat. Babaannede bir rahatsızlık var mı? Babaannemde nasıl rahatsızlık? Hastalığına attın mı? Ruhsal, fiziksel. Ruhsal, öyle bir şey de yok yani. Çok paracı bir şey var benimle babaannem. Paraya düşkün. Paraya düşkün. Mesela amcam kendi yanımda kalır, babaannemle beraber kalır. Amcama çok düşkün. Babama o da düşkün değildi yani. Yani maaş var, hep amcama yedirir. Yani amcama şey yapar, bütün parasını amcama yedirir. Dede kaç yaşında vefat etti? Dede ben ufak yine vefat etmiş, ben hatırlayamadım. Ama o da gençmiş. O da 47-50 yaş arası. O biraz daha belki 55 falan. Onun ölüm sebebi? Kanser. Kanserden yani. Evet. Bir sıkıntı var soyda. Peki dedenin kardeşler arasında bir miras kavgası falan var mıydı? Dedenin kardeşlerinin arasında miras kavgası yoktu yani. Ve babaannenin kendi kardeşleriyle falan miras kavgası. Talamalar vardı, sattılar, mattılar. İşte sen çok aldın, bu az aldın. Davalar vardı ama. Kim babaanne mi kardeşleriyle yaşadı bu? Evet. Öyle bir şeyler oldu tam. Detayını bilemiyorum tabii ki. Yani soydan şöyle diyorum, böyle parasal bir lanet hep maddi su yapıyor ya. Evet. Şimdi tamam üzerinde bir enerji var ama üzerindeki enerjinin paralelinde benim hissettiğim olay soydan para yüzünden veya mal yüzünden sanki insanlar birbirlerine bir lanet okumuşlar. O belada soyun üzerinde dönüyor gibi bir hal var. Bu pencereden baktığı zaman genelde mesela bak amcaların olsun halam da vardı değil mi? Halam. Var, evet. Hepsinde maddi bir sıkıntı sanki var değil mi? Halamda normal durumlar da amcam sığındıran çekti tabii ki. Şu an durumları nasıl? Amcam mı? Normal şu an durumları. Namaz kılıyor mu amca? Yok. Kaç kardeş babam? Babam 3. Babandan büyük mü amca? Yok küçük. İlk doğan çocuk babam mı? Halam mı? Doğan çocuk amca, onun büyüğü babam, onun büyüğü halam. Yani ilk çocuk halan oluyor. He, ilk çocuk halam. Halandan sonra babam, babandan sonra amcam dünyaya geldi. Yani. Halan sağ. Sağ. Hayvancılık yapıyorlar mıydı? Amcam yapıyor. Ne hayvancılık? Büyükbaş küçükbaş. Büyükbaş, halam da yapar. Babaannen neden yapıyormuş? Babaannem yapıyor. Hala hayvancılık yapar mı? Böyle bir hayvan adamış olabilirler mi? İlk kızlar dünyaya gelince, halan dünyaya gelince. Onu yapabilir bakalım. Oğlum olursa. Babaannem yapmış olabilir onu. Üzerinde, ama şey yerine getirmemiştir. Üzerinde bir adak enerjisi var. Erkek değil sanki, dişi gibi. Yani bir inek adağı gibi. Veya bir düğe gibi, bilmiyorum yani. Böyle bir büyükbaş, bir hayvan adı sanki var. Sende de ama tam tersi koç ya erkek cinsi bir hayvan adı var. Şimdi kadında erkek hayvan adı olup, erkekte de dişi hayvan adı olup evlilikte bir araya geldiği zaman birlikte olmakta, cinsel olarak birliktelikte büyük bir zorluk yaşanır. Enerjiler erkeği biraz daha zayıflaştırır, kadını biraz daha erkekleştirir. Evet. Onun gibi bir ruh hali yaşatmış size. Buradan kaynaklı bir sorun var ama parasal olan sıkıntı soydan insanların birbirleriyle yaptığı böyle bir husumet gibi. Çünkü sağ tarafta güçlü bir enerji var. Ama vücudu kasan. Şimdi bir arsa var ya, hani o paylaşılacakmış ya, şey gelince oraya, evet. Belki onunla ilgili olabilir mi? Yok, zaten paylaşınca herkes hakkında düşünemez. Böyle bir sıkıntı var üzerinizde. Oradan kaynaklı. Bir dua etsene bakalım, aç ellerini.
Allah'ım soyumun yerine getirmedi. Yine kadar ondan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyuma getirmedi. Biraz söylesin. Al. Burada ateş edince tam 12 damarı da insanlar bir anlamıyor falan. Bazen tutuyor. Allah'ım soyumun yerine getirmediği inek adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun yerine getirmediği inek adağından şeytanın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım soyumun yerine getirmediği inek adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun getirmediği inek adağının şeytandan soyumun... Hafızı bir anda gitti. Bir kere daha tekrar et. Allah'ın soyumun yerine getirmediği inek adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın soyumun yerine getirmediği inek adağının şeytandan soyumun... Sen bir dua et. Sen hiç hayatında adak adadın mı abisi? Adadım. Ne adadın? İşte onları hatırlamıyorum. Koç mu adadın? Evlenirsen diyorum adadın. Hı, öyle değil. Ben stajyeri arıyordum. Hangi okulu bitirdin? Lise 2 mi oluyormuş burada? 3 mü öyle bir şey tam evet. Bilmiyorum da. Hı. Benim başörtülü olduğum için o da sorun oluyordu. Hı. Biz daha önce hocam yurt dışındaydık. Biz Almanya'da doğduk, büyüdük. Orada evet. Okuduk. Zehra orada şey bulamıyordu iş yeri. Başörtülü olduğu için o zaman iş yeri bulursam staj yapacak bir yer bulursam iyi bir yer bulursam diye, ne keseceğim dedin? Keseceğim mi dedim hatırlamıyorum ki ya da param veririm dedim. Kuzenim de vardı. 2-3 tane böyle bir şeyler söyledi ama işle ilgili miydi öyle bir şeylerdi. Tam ama adak adanmış olabilirsin o an belki. Siz ablasınız, seansa girdiniz. Adak var dedik mi size, kestiniz mi? Bende vardı. Ben eşimle adamıştım. Onu kestik. Siz bir de demiştiniz ki babamda da varmış. Belki babası adamıştır diye. Babam kabul etmedi çünkü adak adadığını. Babam evet. Onu daha kesmedi. Keseceğim dedi. Daha kesmedi. Yani çünkü siz ablasısınız. Geldiniz. Bende vardı çünkü. Sizde adak çıktı. Çekimi evet. Vardı sizde. Evet. Bu arada siz nasıl oldunuz? Hamdolsun ben çok iyiyim. Yani. Kaç yıldan sonra çok iyisiniz? 21 yaşından şu an 35 yaşındayım. 21 yaşından bu yana çok kötüydüm yani. Gün geçtikçe... Yani 14 yılın sonunda iyisin. Ne kadar oldu siz bize seansa geleni? 32 gün oldu. 32 gün. Vücut olarak daha önceki yaşadığınızla şu an yaşadığınız arasında ne fark var? Daha böyle dinç vücudum. Bu halsizlik boş, kalktı. Halsizlik kalktı. Ben çok uyuyordum gece gündüz sürekli. Böyle elim kolum kalkmıyordu. Namaz zaten kılamaz olmuştum son zamanda. Siz buraya geldiğinizde namazı kılamıyordunuz evet, değil mi? Evet kılamıyordum. Biz sizin videonuzu izledim. Geleceğim hafta ben cuma günü gelmiştim. Hafta sonu izledim. Gusül abdesti aldım. Böyle bana bir cesaret geldi. O zaman başladım tekrar namaza. Ama sabah ve yatsıları kılamıyordum. Korkudan. Sonra buraya geldim. Giderken biz zaten yatsı namazını kıldık. O gün sabah namazını... Hamdolsun çok rahat kalktım. Yani böyle kuş gibi hafiflemiştim. Yani hissedebiliyorum. Şu an rahatsın da. Elhamdülillah evet. Güzel maşallah. İşe yarıyor yani tedavi. Evet. Çok şükür. Çünkü bir şey yapmıyoruz. İşte falan vermiyoruz. Sadece evet. Duaları ve tövbeleri biliyoruz. Daha önce birçok hocaya gitmiş hocam. Onu gündeme getirecek misin? Evet. Kaç tane önce gitmiştiniz daha önce siz? Ben Almanya'ya bir hoca gelmişti. Ona gittim. İsmi neydi? Salih Memişoğlu. Başka? Ona gittim. Bir yıl sonra, bir yıl bile geçmeden tekrar eski halimi aldım. Biraz iyi olur gibi oldum. Sonra 2011'de Sakarya'da bir hoca var. Onlara gittim. İki kardeş. Hı-hı. Bir köyde. Ona gittim. İstanbul'da bir hoca vardı. Ona gittim. Size ne dedilerdi hep gittiğinizde? Ne demişlerdi size? Hiç doğru dürüst açıklama yapmadılar ki. Mesela Salih ne dedi size mesela? Bir şey demedi, anlat dedi. Ben anlattım neler yaşadığımı işte. Ne verdi size? Muska verdi, boğazıma taktım. Bir şey, bir kağıt verdi yazılı. Evet. Onu da yattığın odaya tak dedi. Dolabın içine koyma, kapalı. Yani sana şu dedi. Duayı yap, şu tövbeyi yap falan hiçbir şey demedim. Hayır, hiçbir şey. Al bu muskayı, tak boynuna. Evet. Al şu kağıdı da koy yastığına. Hadi mışıl mışıl uyu dedi. Bir de pekmez iç dedi. Pekmez iç dedi. Yani güçlü hisset kendini. Bende demir eksikliği vardı.
kansızlık var, pekmez içi dedi. Başka da bir şey söylemedi yani, bu kadar. Sonuç sıfır ama. Yani bir iki ay iyi olur gibi oldum. Hani bu... Biraz pekmezin kerametidir o bence. Dut pekmezi mi kullandınız? Evet, normal dut pekmezi. İyi yediniz ama o zaman demek ki. Pekmez biraz daha sizi güçlendirdi zannediyorum. Yani... biraz psikolojik... İyi hissettim kendimi. Hani o halsizliğim, yorgunluğum ve gece uyurken uyanmalarım... Ne kadar içiyordunuz günde pekmezi? 4-5 kaşık. Yemek kaşık. Bir insanı maratoncu yapar. Bir daha iki pekmezse vücuda çok yüksek adrenalin yapar yani. İyidir, uçmadı işte öyle. İyi, elhamdülillah. Vesveseler vardı içinizde sürekli, evet, herhalde. Evet. İçinizden konuşan birisi vardı. Vardı. O ses kesildi. Hamdolsun, evet. En çok. O sesin kesilmesi çok farklı bir şey, değil mi? Evet. Sende de var konuşan bir şey sürekli. Sen dinlemiyorsun. Bazen kendim diye düşünüyorsun. Ama içinden böyle bir şey seni sevk etmeye çalışıyor. Bir konuşma var içinde. Ama o nazarla hiç bakmadığında kendi düşüncemi zannediyorsun sen onu. Olumsuz şeylere sevk eden bir konuşma var senin içinde. O şeyler var yani, olumsuz şey. Sanki olmayacakmış gibi yapamayacağımız senin böyle şey. Yani ha, işte başarısız olacağım, olmaz, yani, şöyle olmaz, böyle. Yani. Hep olumsuz bir söz, bir düşünce oluşuyor. Ama hepsi de oluyor sonuçta, hani yapabiliyorum. Ama düşüncem ön niyet de oluyor, sanki yapamayacak. Sen de içinde konuşan bir şey var mı? Bilmem. Ne garip bir soru değil mi? İçinde konuşan bir şey var mı? Oğlum ben size söylemeyi unuttum. Hı. Bende aşırı unutkanlık var. Peki unutkanlık var diyorsun. Böyle bir Kur'an okuma adı adamış olabilir misin? Bu hani staja gidemedin ya o dönemde. İşte Allah şöyle benim kapalı olarak staj yapabileceğim bir yer olursanız bir Yasin okuyacağım. Demiş olabilir misin mesela? Böyle bir çağrışım yapıyor mu beyninde? Ama ben lazer ameliyat yaptırdım. Hı. O zaman babamdan istemiyordu. Onu eğer yaptırırsam şükür namazımı ne kılacağım falan demiştim böyle. Kılmadın mı? Kılmadım. Niye? Buraya bile zor getirdim. Yani ben çok ikna etmeye çalıştım. Gelmek neden istemedim. Gelmek istemedin? Aslında hem istiyorum da bilmem böyle içimde sıkıntı var, anlatamıyorum. Siz gelene kadar o şey yani böyle öldüm dirildim sanki. Kaçıp gitme hissi geliyordu. Öyle değil de bilmem böyle hala şimdi içimde var, bilmiyorum bir anlatamıyorum. Patlayacak gibi içimde bir şey şöyle. Bunalıyorum yani. Şöyle bir dua et bakalım aç ellerini. Allah'ım yerine getiremediğim adaklardan, adak derken sadece adağı kurban olarak düşünme. Mesela bir oruç. Bak da bir adak. Bir gün oruç tutacağım demek de, bir Yasin okuyacağım demek de bir adak. Bir fakiri sevindireceğim demek de bir adak. Şu işim olursa bir fakire 1 lira vereceğim demek de bir adak. Sürekli 1 lira 1 lira bir eksilme neden olur senin cebinden. Şöyle dua et. Allah'ım yerine getiremediğim adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım yerine getiremediğim adakların şeytanın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim adakların şerrinden sana sığınırım. Adağın şerri olmaz. Yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım diyeceğim. Çünkü Allah'a yalan söylemektir. Bir adağı adamak, bir söz vermek ve sonra yerine getirmemek. Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytan şerrinden sana sığınırım. İnanarak duaya devam et. Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytan şerrinden sana sığınırım. Allah'ım yerine getirmediğim adam şeytan şehrinden sana sığınırım. Hocam karışıyor ya. Beyninizin içindeki kıvrımlarda virüs var demek.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Bir sıkıntı var ya. Sinirlendiğin zaman lanet okuduğun anları hatırlıyor musun? Lanet değil de mesela Allah belanı versin falan. Öyle. Kime diyorsun bunu önce? Eşine dedin mi böyle bir kelime? Şuna der. He? Dedin mi? Ben seninle evlendiğime lanet olsun diye. Hayır öyle demedim. Öyle diyordur. Lanet olsun falan işte. Demek o diyen o değildi demek ki. Dediğini hatırlamıyorsa. Dedi mi sana öyle? Sinirlendiğinde. Ne diyor hocam sinirlenince? Sen onları söyle bana. Oradan idam edeceğiz onu. Senden evlendiğim güne lanet olsun. Diye. Sen evlendiğin güne lanet olsun. Bir. Başka? Hayır öyle demedim. İyi düşün. Hayır hocam ben lanet istemem. Diyordu bir şeyler de tam lanet olan. O sinirlenince bir şey söylüyordu. O mu? Evet. İşte ne bileyim hep birbirimize söylediğim şeyler. İşte sen böyle olduğunu bilmiyordun. Böyle olduğunu bilseydin evlenmezdim. İşte sen şöylesin, sen böylesin. Hep birbirinizi suçluyoruz. Ama aslında herkes kendisini suçlasa kusurunu bulacak, normale dönecek. Ama insanlar karşısındakini suçlarken kendi kusurunu asla görmez ve düzeltmez. Şeytanın en güçlü silahlarından birisidir. Bak, insanları sürekli bir olayda, tartışmada veya bir geçimsizlikte hep karşı tarafı ona kusurlu gösterir. Ve hep kusuru karşıdaki insanla gören insan kendindeki kusuru asla göremez. Kendindeki kusuru görmeyen bir insan nasıl düzeltebilir? Mesela tartışmada hep sen onu kusurlu gördün değil mi? Hı hı. Kendine hiç kusur buldun mu? Bulduğum zamanlarda oluyor. Nadir yani. Zaten ben bir hata işleyebilirim. Binde bir diyorsun. Hı hı. Ama genelde hep eşim hata yapıyor diyorsun. Hı hı. E peki eşe itaatsizlik yapan kadın cennete gidebilir mi? Gidemez. Kusur kimde o zaman? Ya bende de var, anamda da var. He? O da sana mı itaatsizlik yapıyor? Ha? İşte itaatsizlik değil de. Ne peki bunun adı? İtaat mi? Şimdi sana sorsalar ahirette. Eşin sana itaatkar mıydı? Ne dersin? Yalan söylemek yok orada. Eşin bana itaatkar mıydı? İtaatkar mıydı? He? Derdim yani. İtaatkar mı derdim? İyi bir eş. İyi bir eş, evet, evet. İyi bir eş. Ama mesela bizim tartışmamız olur da ben biliyorum, ben çok severim ama onu çok severim. O aslında gerçekten. Ama itaatkar diyorsun. Ya dediğimi yapardı yani, yapıyor. Ama kaç sözle yapıyor, kaç lafla? Ya dediğim oluyor. Kaç defa söylüyor mesela. Sonra da itaat ediyorsun yani. İtaat etmezse zaten film kopacak. Değil mi? Aferin kız. Stop yapalım, bir temizliğe başlayalım bakalım. Konuşalım mı? Konuşalım mı? Konuşalım mı? Konuşalım mı? Konuşacağım mı? Konuşacağım mı? Ben bir koç kestireyim. Kestireyim mi koçu? He? Babasına yatıp bir tane koç kestirdin mi? He? Konuşalım mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? He? Konuşacağız mı? Otur bakayım bir. Otur bir. Gel. Niye bağırıyorsun kız? Oram kırıldı ya. Kırıldı da orada duruyor zaten. Amortisör yapmıştır buraya. Şuraya takıldı oldu değil mi hocam? Oğlum. Aşağı büktü ha. Evet hocam. Kalkmayacağım demedi.
bakayım bir. Şöyle koş şöyle. Yavuz bir kelimetillah tahmeti mümkülli şeytani ve ahmeti ve mümkülli aynin lanme. İnnekeme yitüme innehum meciyitün. İnnekeme yitüme innehum meciyit. Senedü ve cenim şefati ve ma halaka bil küntüm ve le ecmağülün cemilin kesiru ve cinni şeytani ma şedîgâ. Ma şedîgâ. Yavuz bir kelimetillah tahmeti mümkülli şeytani ve ahmeti ve mümkülli aynin lanme. Yavuz bir kelimetillah tahmeti mümkülli şeytani ve ahmeti ve mümkülli aynin lanme. İnneke me yutum innehum me yitun inneke me yutum innehum me yit inneke me yutum innehum me yitun inneke me yutum innehum me yit inneke me yutum innehum me yitun inneke me yutum innehum me yitun sered ve cele bi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaul cemilin kesir vel cinni şeytani ma şidiga. Allah'ın ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan akile sana emrediyorum, kızın lisanına gel. Senedü ve cenib-i şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmağulün cemilün kesir vel cinni şeytani ma şedige. Lisana gel ifrit. Ma şedige. Hadleri uygularım, koçu kestiririm. Lisana gel. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Lisana gel. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı yoksa öldürme filmine hemen başlayayım mı? He? Başlayayım mı? Bütün şeytanlar senin ölümünü dinler buradan. Bütün şeytanlar senin çığlıklarını dinler burada ölürken, can verirken. Anaya saldırt, ablaya saldırt, teyzeye saldırt, abiye saldırt, önüne geleni kocaya saldırt, herkese saldırt. Öyle değil mi? He? Konuşacağız mı? Yoksa soyundan adını beynine getirmeyen adağın yerine geçmesi niyetiyle bir koç keselim mi? Kestireyim babasını. Kesemez mi? Parası mı yok? Keser bence. Allah'ıma deyip de yerine getiremediğim kızım benim. Adanıp da yerine getirmeyen koç adanın yerine geçmesi niyetini. Niyet ettim Allah'ım bir koç kesmeyi deyip babasına buradan doğru telefonda niyeti yaptırtayım da bir koçu kestirteyim. İster misin? He? Kestireyim mi? Kestireyim mi? He? Kestireyim mi? He? Kestireyim. Nasıl sen konuşmazsın değil mi? He? Konuşacağım yoksa kestiriyorum ben. Hı? Sen hiçbir insanların adayıp da yerine getiremediği adak yerine getirilirken bıçak adamın boynuna vurduğu anda vücutta adanın yerine getirilmemesine gelen cinin de boynuna vurulup bıçağın vurulduğu anı hiç gördün mü? He? Yani ablasının vücudunda vardı ya bir tane sizden. Görüyor mu? Nereye gitti acaba? Ablası adağı yerine getirdiği anda o da kesildi. Keselim mi? Keselim mi? He? Keselim mi? Keselim mi? He? Keselim. Keselim değil mi? He? Keselim mi? Sen nasıl hissediyorsun kendini? Çok kötü. Ben keselim mi deyince sanki seni kesecekmiş gibi korku oluyor mu içinde? Ama kalbim dışarı fırlayacak gibi. Nasıl dışarı fırlayacak gibi? Ne oluyor o an? Çok hızlı atıyor. Hı? Demin ellerim böyle şey oldu. Bana saldırma hissi geliyor mu? Hı? Gelmiyor. Duayı okurken mi daha çok etkileniyorsun yoksa adayı keselim mi deyince mi daha çok etkileniyorsun? Bilmiyorum. He? Etkilemedim öyle şey yapmadım. Bunu normal bitirsene hocam. Sen yapsan şimdiye kadar attın mı size değil mi? Tutuyorsun kendini değil mi? Hı? Saldırma hissi geliyor mu içinden? Hayır. He? Sadece ağlama hissi mi var? He? Bir dua et şimdi bakalım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen koç adamından gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım. Soyundan yerine getirilmeyen. Soyundan yerine getirilmeyen. Koç adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Koç. Adamından.
koç adamdan yerine getirir miyim? Şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Allah'ım. Soyumdan kesilmeyen koç adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Hatırlamıyorum. Ne? Diyemiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Soyumdan. Soyumdan. Kesilmeyen koç adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Kesilmeyen koç adamdan gelen şeytan şerrinden sana sığınırım. Söyle. Allah'ım. Hı. Soyumdan kesilmeyen koç adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan kesilmeyen koç adamdan şeytan şerrinden sana sığınırım. Allah'ım soyumdan kesilmeyen koç adamdan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan kesilmeyen koç adamdan gelen şeytan şerrinden sana sığınırım. Söyle. Allah'ım soyumdan gelen koç adamdan gelen şeytanın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım yerine getirilmeyen adaktan sana sığınırım. Allah'ım yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım film koptu. Değil mi? Kaset sarıyor. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım büyüklere el kaldırmaktan gelen şeytanın şerrinden sana sığınırım. Söyle. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytanın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak söyle şimdi. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Kasılıyor mu ellerin? Öyle bir şeydir. Devam et duaya. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Devam et. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 İnanarak yap duayı. İnanıyorum. Allah'ım büyüklerime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Amin de. Amin. Stop ya. Sorabilirsiniz. Şimdi hocaya gittiğinizde sen de büyü yapıldığına inandın mı? İnandım. Telefon ettim ben. Yanına gitmedik. Ne yaptın? Telefonla? Telefonla aradım. Hocayı aradın. Hocaya ne dedin? Hocam biz evlendik ama işte tam anlatamadım da biz... Ya birlikte olmakta zorluk çekiyoruz dedi. Evet. Ne dedi hoca sana? O da annemin adını sordu.
benim annenin adını, adını sordu. Annemin adını, benim adımı sordu. 5 dakika sonra kapat, beni ara dedi. Ben de aradım. Sen de büyü görünüyor dedi. Ben de ne için dedim. O anlatmadı ne için olduğunu. Sonra dedi ki sana bir de eşinle muska göndereceğim. Bir de bir dua göndereceğim. O suyla da banyo yapın. Abdest alın. Onu da çimenlere dökün. Dedi. Ben ne olduğunu merak ettim. Başka bir hocayı aradım. O da bana şey dedi. Bir yakın akrabanız yapmış. Sizi çok seviyor gibi görünüyor ama aslında sizden nefret ediyor. Ben de ayrılmam için mi yapılmış dedim. Hayır, bedenin tutulsun, birlikte olmaman için yapılmış dedi. Şimdi iki hoca da büyü yapılmış dedi ve özellikle sizi bir yakın akrabanızın büyü yaptığını zannı şüphe sokarak kendi yakınlarınıza karşı bir kin, öfke ve suizanla, kötü düşünceye girmeye sebep oldu. İnandın sen de. Hı hı. Neden inandın? Çünkü başka bir şey olamazdı ki. Yani niye biz birlikte olamıyorduk? O kadar annene el kaldırdın, teyzene, ablana, abine el kaldırdın vücut olarak. Kendinden büyüklere sürekli el kaldıran bir insansın. Neden kusuru kendinde aramadın? O düşündüğü, büyü yaptırdığını düşündüğü kişi bizim gerçekten çok yakınımız. Onun da yani... Kim? Hocanın büyü yaptığını düşündürdüğü insan kim? Kardeşim söyledi yani. Benim babamın önceki hanımından olan oğlunda benim teyzem evli. Onu düşündük. Çünkü çok zararını gördük. Yani direkt aklıma o geldi. Ama ben ihtimal vermedim. O kadar da kötü olamaz diyor. Çünkü insan büyü yaptırmak imanı götürüyor yani. Kendinde kusuru görmedim. Şimdi İslam'da Kur'an'ı okuyorsun. Biliyorsun açık dini. Biri hakkında bir şey yaptı diyebilmeniz için. Yani işte bu falan kişi zina yaptı. İşte karım beni aldattı. Veya bu adam hırsızlık yaptı gibi bazı şeyler için şahit getirmemiz gerekiyor. İftirada da ya birbirine kötülük de dediğin için 4 tane şahit istiyor Kur'an. Doğru mu? Sana büyü yapıldığına dair hoca sana 4 tane şahit gösterdi mi? Hocanın şahidi kim? Cinler kim? He? Şimdi senin aradığın hoca bir cemaate mensup mu? Evet, mensup. Hangi cemaate mensup? Mahmut Efendi'ye. Peki Mahmut Efendi'den bu konuda icazet almış mı? Bilmiyorum. Ben Mahmut Efendi cemaatine mensubum diyor. İsmi ne? İslam. İslam. İslam hocam. İslam hocam. Öyle tanımlıyor. Ben diyor sakallı, cübbeli, sarıklı, öyle mi? Ve bu cemaate mensup. Sen telefonla ona kendisini soruyorsun. Hı hı. Hocam bende böyle bir sıkıntı var. O da anne baba ismini aldı. 5 dakika sonra seni aradı. Kızım sana büyü yapılmış dedi. Büyü görünüyor dedi. Büyüyü nasıl görüyor? Bilmem öyle dedi. Biz burada mesela 500 bin tane seans aldık diyelim. Bunların hiçbirinde büyü çıkmadı mesela. İnsanların yaptığı iftiralar çıkıyor. Şimdi sen şimdi soruyorum sana. Hocayı falan boş ver. O cemaati bu cemaat değil. Allah sana ahirette ey kulum sen işte teyzenin vesaire şu akrabanın büyü yaptığına inandın. Birine sordun. O dedi büyü yaptı. Şahidin var mı diye sorulmayacak mı sana? Soracak. He? Şahidin kimse mi? Kimse. He? Hocayı göstereceğim. He? Hocanın söylediğini diyeceğim. Hoca buna şahit olabilmesi için büyüye şahit olması lazım. Görmesi lazım. Görmeden basir sıfatı sadece Allah'tadır. Her yeri aynı gören. Allah'tır. Basar sıfatı vardır Allah'ta. Her şeyi gizli sacık her şeyi de görür. Hoca bunu gördü dediğin zaman basar sıfatıyla Allah'a şirke giriyor musun, girmiyor musun o zaman?
Nasıl gelecek? Şimdi sen de kulsun, ben de kulum. Sen bunu dünyanın tüm gücünü arıyorsun. Ben sana diyorum ki, sana bir iyi yapmışlar. Onlar büyük insanlar. Onlar veliler. Onlar evliyalar. Onlar görür. Görselerdi. Şuara suresi 221. ayeti göreceklerdi. Şuara suresi 221. ayeti göremeyen veli de olamaz, evliya da olamaz. Diyor ki, şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi diyor ayet. Onlar her günahkar iftiracıya inerler diyor. Dört şahidi olmadan hüküm veren iftiracıdır. Ve ayet diyor ki şeytan iftiracıya, yalan söyleyenlere iner. Yani ayet şahitsiz büyü yapıldığında hüküm veren hocayı şeytana çeviriyor. Hadi buyur. İnanana da 223'te diyor ki onlar o şeytanların fısıltılarına uyarlar. Yalanlarını dinlerler. Seni de şeytana uyana çeviriyor ayet. Bak işte şeytanlar ve cinler kime inermiş. Her yalancı, iftiracı ve günahkar. Daha büyük bir çıkmazın içine girdin o zaman da. Stop yapalım, tedaviye başlayalım. Halit'im, şimdi başlayalım. Seanstan önce bir çekimde vardı vücudunda. Tekrar bir daha kontrol edelim, tamam mı? Serbest dur. Bir çekim ver. Şurada biraz daha netlik, doğru mu? Evet. Şu an bir çekimde var mı? Yok. Bir daha bakalım. Ot gibi duruyor. Şunu söyle bana. Seanstan önceki halinle bana dön. Şu an seans bittiğindeki ruh olarak bir değişme hissettin mi? Daha neyse o. Yani rahatlamış hissediyorum. Dedik ki koyun adağı var üzerinde. Evet. Kesildiği zaman vücudunda bir akımın boşaldığını, böyle bir iç huzurun oluştuğunu hissettin. Ya, huzur var tabii. Huzur yani. Huzur. Geldiğinde biraz tedirginlik ve endişe çok, vardı. Çok. Şu an tedirginlik var mı? Yok. Gelelim sana cadı. Sen de ne hissettin? Rahatladım yani. Geldiğimde bayağı bir korkuyordum. Bir şey olacak gibi. Endişe hali vardı. Had cezaları uygulandıktan sonra vücudunda bir akımın geçtiğini. Üstünden kalkmış gibi oldu yani. Ruhen şu an rahatsın. Hı-hı. Sen de rahatsın. Rahatım, rahatım. Bu rahatlık inşallah kalıcı olur. Çünkü sıkıntı belliydi, sonuç belliydi. Yayın hakları ne veriyorsun? Yüzü buzlayalım mı? Çok büyük öyle şey yapıcı, üzecek bir şey. İsterseniz buzlamadan yayınlayalım. Buzlayalım. Buzlayalım. Tamam buzlayalım. Peki. Benim buram çok kötü ya. Şey orayı zaman kontrol ederken orada enerji biraz yoğundu. Bastırırken biraz canı yandı. O birkaç güne geçer zaten. Bizim yapmamız gereken şimdi bir şey var. Diğer reçete de geri kalan dualar ve tövbeleri yapacaksınız. Sen onları göster. Anlatayım hocam. Başka bir sıkıntı yok, geçmiş olsun. Zaten sorun olmaz Allah'ın izniyle. Olur. İyi ki zamanında gelmiş. Pardon, sözünüzü kestim. Mesela oruç falan. Onları tutun, evet. Orucu falan tutun. Hani? Orucu tut. Muhtemelen Yasin adakların var senin. Oruç adağın da olabilir. Oruç tutmakta geçen Ramazan zorlandın mı? Geçen Ramazan. Yani zorlanıyor musun Ramazanlarda oruç tutarken? Zorlanıyorum. İşte o da şu yüzden, yani oruç adağın varsa üzerinde normal orucunu tutarken de zorlanırsın. Yetişerken o adak yerine geçmesi niyetiyle o oruçları tutacaksınız. Bir 41 Yasin ikinci de okuyorsun, sen baban rahmetliydi herhalde zaten. Babanın ruhunu okuyorsun, bir kabir ziyareti yapacaksın. Diğer uygulamaları bitirin, bittikse zaten ekstra bir ağırlık daha üzerinizden kalkacak, ondan sonra normale dönün. Hocam eşim Kur'an okumayı bilmiyor. Türkçesinden oku, bir şey olmaz. Evet. Okusun öyle. Tamam. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Tamam.